istersin. İnsanlar artık teknolojinin artmasıyla ve iletişimini kuvvetlendirmek için telefon veya internet başında sürekli oturuyorlar. Ve imajlarla aslında duygularını, düşüncelerini daha rahatlıkla anlatabildiklerini, kendilerini daha iyi ifade edebildiklerinden bahsettiler. Genel olarak erkekler kadınlara göre daha fazla emoji kullanımı yapmaktadırlar. Eğlence olarak görülebiliyor veya karşıdaki insana daha iyi anlama veya anlaşma şekli olabiliyor. Genel olarak insanlar emojileri kullanmakta karşıdaki insana kendini daha iyi ifade etmek için kullanıyor. Ve eğer kullanılmadığında ben yanlış mı anlaşılıyorum veya karşı taraf bazı şeyleri eksik mi anlattı gibi yanlış algılama olabiliyor. Bu yüzden emoji kullanımı artık günümüzde daha sık kullanılıyor. Kültürel farklılıklar olabilir. Bu bizim algımızla alakalı. Örneğin bizde dua etme işareti olarak kullanılan onlarda karşılıklı iki el şaplatması, çarpması olarak algılanabiliyor. Kültürel farklılıklar tabii ki de var. Emoji kullanımı şimdi şununla alakalı bence. Hani duygularımızı tam anlatamıyoruz. Bir şey yazıyoruz mesajda. Sinirli misin, değil misin? İşte mutlu musun, değil misin? Anlaşılmıyor. Bunu belli etmek için de emoji kullanmak faydalı oluyor. Herhalde kadınlar daha duygusal diyerek bir yorum yapabilirim yani. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Çok kullanmak zorunda kalıyorum diyebilirim. Çünkü üslubumdan kaynaklı bazen yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü yazıyorsun ters mi yapıyorsun, sinirli misin anlaşılmıyor. Haliyle sonra smiley falan şeyler koyuyoruz yani. Ciddi bir şey konuşuyorsam emoji kullanmayı pek tercih etmiyorum. Ama genelde arkadaş sohbetlerimde işte böyle şakalaşmalarsa, daha böyle işte günlük muhabbetlerse o zaman evet emoji kullanıyorum. Çünkü emoji benim için biraz normal günlük konuşmalarımdaki mimiklerim gibi. Hatta birçoğumuz için öyle bence. Nasıl ki normal sohbetlerimizde mimikleri kullanıyorsak ve işte bir şey anlatırken daha iyi ifade etmek için mimiklerden yardım alıyorsak aynı şeyi mesajda da emojilerle yapıyoruz. Artık sürekli mesajlaşıyoruz. Telefonla konuşmak bile artık çok daha azaldı. Haliyle mesajlaşırken kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi komik bir şey anlatırken orada gülmediğiniz zaman karşıdaki komik bir şey anlattığınızı bile anlamayabiliyor. Haliyle siz de sürekli bunu vurgulamak için o emojilerden yardım alıyorsunuz.